Yahudi'yi dost edinmeyin. Ya kardeşim dost edinmeyin. Bak bir kere kendi içinizde çelişkilisiniz. Evet. Yahudi'yi dost edinmeyin. Peki peygamber niye Yahudi hanımla evlendi? Evet, öyle. Size göre peygamber harama girdi. Bana bir açıkla bunu. Peygamberimiz Yahudi bir hanımla niye evlendi? Ya hanımı dost edinmiş oluyor mu? Hem ne ala dost. Bana bunu bir açıklayacaksınız. Açıklamayı yapmazlarsa cevap vermeyeceğim. Kur'an'dan haberleri yok. İslam'dan haberleri yok. Yönetici yapmayın, vali yapmayın diyor Allah. Velayetü. Vali. Yönetici yani üstünüze yönetici yapmayın. E zaten olmaz. Mesela İsrail'e sen Müslüman başbakan atayamaz. Onlar da sana Musevi başbakan atayamaz. Çünkü inançların ayrı. E makul bu zaten. Ya her şey çelişecek. Yoksa ayet açık. Allah diyor ki gidin onların yemeklerini yiyin. Onlar sizin yemeklerinizi yiyin yesin. E düşman olduğun için mi gidip yemeğini yiyorsun? Dost olmasan yemeğini yer misin? Hayır peygamber niye evlendi o zaman? Musevi bir hanımla niye evlendi? Hadi söyleyin. Bunlar peygambere de tavır alır ya. Gerçekten tavır alır. Yani peygamberimiz sağ olsa tavır alırlar yani. Hepsi için demiyorum da bir kısmı o kafada yani. Peygamber diyor, Musevi bir kadını evlenme diyor ya. Tarihten örnek veriyoruz. Ayetin olduğundan da haberi yok onun. Ayetin olduğunu bilse felç olur bu. Bak ayetten de haberi yok. O suç olduğunu düşünüyor. Musevi ile evlenmen suç olduğunu düşünüyor. Allah'ın ayette teşvik ettiğinden haberi yok. Ya akıl almaz bilgisizler hayret. Yani ufukları öyle daralmış ki sevgisizlikten Allah akıllarını burmuş, 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 burmuş. Artık kavrulmuş akılları, mahvolmuşlar. Ya bu hale gelmenin alemi ne ya? Allah'ı sevin, peygamberi sevin, Allah'ın yarattıklarını sevin, kalbinizi açın ya. Cennet ehlinin ahlakını alın. Allah bir ayette şöyle buyuruyor şeytan Allah'a sınırım. Kim Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse biz ona bir şeytanı sarıp kuşatırız. O şeytan onları doğru yoldan alıkoyarlar. Onlar ise kendilerine hidayette sanırlar diyor. Tabii. Müslümanların epey bir bölümünü sevgisiz yaptılar. Bir kısmını böyle züppe kişilik yaptılar. Böyle entel, dantel kapı. Emre Doğan, bak sana bir şey söylüyorum, sen dinlemiyorsun. Peygamberimiz Musevi hanımlarla evlenebilirsiniz şeklindeki ayeti bütün Müslümanlar okudu. Kendisi gitti bir Musevi hanım aldı. Yani ayeti uyguladı, fiilen gösterdi Müslümanlar, örnek oldu. Allah ne diyor ayette? Musevi hanımlarla evlenebilirsiniz diyor. E sen lanetli bir kavim diyorsun. Lanetliyse nasıl evleniyor peygamber? Ve Allah neden gidip evlenin diyor lanetliyseler? Madem düşman olması gerekiyor, niye evlen diyor? Evlenmek ne demek? Sevgilin oluyor ya. Ömür boyu aynı yatakta yatıyorsun, sırdaşın oluyor. Bu iddianızı bu ayet kökten yok ediyor. Boş yere çırpınıyorsunuz. Allah'ın ayetiyle mücadele etmek istiyorsunuz. Allah'a gücünüz yetmez. Allah'a bir mekir hazırlıyorsunuz. Allah'ın mekiri daha büyük. Mağlup oluyorsunuz her seferinde. Evlendikten sonra Müslüman olabilir mi Musevi bir hanım? Yani mecbur değil ki Musevi kalmaya. Ama Musevi kökenli. Ama Musevi olarak da alabilirsiniz diyor ayet. Bak bu çok önemli. Müslüman olarak değil. Musevi olarak alabilirsiniz diyor. E sen buna söyleyecek sözün yok. Ayet söylüyorum, ayet. Maide suresi 5'te Cenab-ı Allah diyor ki bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'tan, şeytandan Allah'a sınıyorum. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal. Sizin de yemeğiniz onlara helaldir. E hani sen düşmandın? Hani lanetliydi? Bak kitap verilenler, Musevi ve Hristiyanların yemeği size helal. Onların yemeği, bak bizim yemeğimiz onlara helal. Onların yemeği de bize helal. Evimize geliyorlar, yemeklerini yiyoruz. Biz onların evine gidiyoruz, yemeğini yiyoruz. Bak diyor ki, müminlerden özgür ve iffetli kadınlar ile
sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, ehli kitaptan yani Musevi ve Hristiyanlardan, özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak, onlara ücretlerini, mehirlerini ödediğiniz takdirde size helal kılındı. Onlarla evlenebilirsiniz diyor Allah. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayandır. Uğrayanlardandır. Maide suresi 5. Adamın bu ayetten haberi yok. Anlatıyorum, yine anlamaz. Vaktime şimdi anlatayım, yine anlamaz. Bir daha, bir daha, bir daha.